Evet, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Başkanı Cemal Gökçe telefon attığımızda. Sayın Gökçe, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi son zamanlarda yaşanan bu depremden dolayı binalarımız ne kadar sağlam? Aklımıza ilk gelen soru bu. Van'da özellikle yıkılan binaların da kerpiçten yapıldığını biliyoruz. Bir değerlendirebilir misiniz bu durumu bize? Tabii bu depremleri yaşayacağız. Bunu biliyoruz. Son 3 ay içerisinde ülkemizin çok çeşitli yerlerinde depremle karşılaştık. En son Elazığ, Sivrice'de bir deprem yaşadık. 41 insanımızı kaybettik. Yüzlerce insanımız yaralandı. Yüzlerce konutumuz devre dışı kaldı. Biz depremi tartışıyoruz. Sonuçlarıyla uğraşıyoruz. Depremin olacağını biliyoruz. Fakat depremden zarar görmemek için depreme dayanıklı yapıların yapılması noktasına bir türlü gelemiyoruz. Risk yönetimiyle değil, yani depremle karşılaşacak olan yıkılmayacak yapılar yapmak yerine deprem yaşandıktan sonra nasıl destek oluruz, yıkım altında kalan insanları nasıl kurtarırız, açıkçası olayın kendisiyle değil sonuçlarıyla uğraşmaya çalışıyoruz. Yine çığ düşüyor. O çığ altında kalan insanları kurtarmaya giden insanlar çığ altında kalıyorlar. Bu çerçevede yurdumuz, ülkemiz depremlerle, çığ felaketleriyle, su ve sel baskınlarıyla sürekli olarak karşı karşıya kalmış olmasına rağmen topraklarımızın işte Karlova'dan başlayıp İç Anadolu'yu Marmara Denizi'nden geçip Yunanistan'a geçen Kuzey Anadolu fay hattının sürekli deprem ürettiğini bilmemize rağmen İran topraklarının depremle karşı karşıya olduğunu, sınırımıza son derece yakın yerler olduğunu bilmemize rağmen kırsal alanlar başta olmak üzere kentlerimizde bile depreme dayanıklı yapılar üretemedik. Üstelik karşılaşmış olduğumuz depremler de son derece küçük depremler de bırakalım konut nitelikli yapılarımızı, içerisinde oturmuş olduğumuz yapılarımızı, aynı zamanda kamu yapıları da, devlet yapıları da, okullarımız da, hastanelerimiz de ciddi bir şekilde hasar görüyor. Can ve mal kayıpları ortaya çıkıyor. Bu yanıyla 99 depremi olduğu zaman, 17 Ağustos 99 depremi, biz milat olsun demiştik bu deprem. Ama ne yazık ki aradan 21 yıl geçmiş olmasına rağmen, ne kırsal alanlarda ne kentleşmiş olan alanlarda depreme dayanıklı yapılar üretemedik. 5.7 büyüklüğündeki depremlerde bile yapılarımız yerle bir oluyor. Can kayıpları ortaya çıkıyor. Bu Türkiye'mize, ülkemize yakışan bir durum değil ne yazık ki. Sayın Gökçe, şu an ne yapmamız gerekiyor? Bir deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. Beklenen depremler de var ne yazık ki. Binalarımızın sağlam olup olmadığını nasıl tespit ettirebiliriz? Sağlam değilse o binayı boşaltacağız ama bu tabii tek başımıza bireysel çabalarla olacak şeyler değil. Devlet desteğiyle bunların da sağlanması gerekiyor. Bireysel düzlemde ilk olarak yaşadığımız binaların sağlamlığını nasıl kontrol ettirebiliriz? Şimdi içerisinde bulunmuş olduğumuz yapıların mülkiyeti bize ait olmakla birlikte o yapıların aynı zamanda bir de kamusal tarafı vardır. Yani düşünün ki bir kentte veyahut köyde yıkılan bir yapının altında sadece o yapıda oturan insanlar kalmıyor. O yapılar bir kaynak israfına, yıkılması durumunda bir kaynak israfına neden oluyor. Eğer kentlerde yapılarımız yıkılmışsa yollar kapanıyor, yangınlar çıkıyor, can ve mal kayıplarıyla karşılaşıyoruz. Bu çerçevede depreme hazırlanmak için bireysel çabalar yeterli kalmaz. Kamu iradesinin, gerek ülkemizi yöneten iradenin, gerek de kentlerimizi yöneten iradenin mutlaka bu konuya müdahale etmesi lazım. Çünkü var olan yapı stokunun deprem güvenlikli olmadıklarını biliyoruz. Bu yapıların deprem güvenlikli hale getirilmesi için öncelikli olarak bir envanter çalışmasının yapılması gerekir. Yani yapıların deprem karşısındaki durumlarının ne olacağının bilinmesi gerekir. İkincisi, yeni yapılacak olan yapılarımızı deprem güvenlikli olarak deprem yönetmeliklerine uygun bir çerçevede yapmamız gerekir. Üçüncü olarak da kentsel dönüşüm dedik.
her insanı depremle karşı karşıya bırakarak yani belli ölçülerde destekler yaptık. Fakat sağlıklı bir planlama yaparak kentlerimizde bulunan yapı stokunu depreme hazırlayamadık. Kırsal alanda bulunan yapılarımızı da kırsalda yaşayan insanların kendi kaderleriyle baş başa bıraktık. Sayın Gökçe. Bu yanıyla deprem gelir, yaşarız, can kayıpları ortaya çıkar, ah vah etmeye başlarız. Oysa deprem yaşamadan önce yapılarımızı deprem güvenlikli hale getirebilirsek, yeni yapacağımız yapıları depreme dayanıklı bir çerçevede üretebilirsek, o zaman depremden korkmaya gerek yok. Kamu iradesini mutlaka koruya müdahale etmesi gerekir. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Van depreminde gördük, yıkılan binalar kerpiç, 100 yıllık. Muhtemelen bir imar planı ya da herhangi bir statik kontrolün yapıldığını düşünmüyoruz. Şimdi hep şehirlere odaklanıyoruz depremle ilgili. Kırsal alanla ilgili sizin bir çalışmanız var mı? Kırsal alandaki binalar, yerleşimlerle ilgili depreme dayanıklılığıyla ilgili bir çalışmanız var mı? Belki de biraz da dikkati oralara da kaydırmak gerekiyor mu? Kesinlikle o yapıların topraktan, taştan, toplama taşlardan, çimento kullanılmadan bile harç olarak toprağın kullanılarak taşların üst üste veya kerpiçlerin üst üste konularak insanların işte soğuktan, kıştan, kardan, yağmurdan sadece koruması için yapılmış olan yapılardır. Bu yapıların deprem güvenliklerinin olmadığını sadece kentlerimize odaklanmak yerine kamu iradesinin önemli bir üretim alanı olan köylerimizde ve kırsal alanlarda bulunan yapıların da deprem güvenlikli hale getirilmesi çerçevesinde hem onların bilinçlendirilmesi hem onların var olan yapılarının yıkılarak deprem güvenlikli hale getirilmesi çerçevesinde yine kamu iradesinin mutlaka müdahale etmesi gerekir. Ama ne yazık ki bugüne kadar ne köylerimize ne kırsal alanımıza ne de kentlerimizde bulunan yapılarımıza yönelik olarak planlı, kalıcı bir çalışmanın yapılmamış olduğunun altını çizmem gerekir. Sayın Gökçe, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkürler.